bakanlığımız bütçesine vereceğiniz destekten dolayı sizlere şimdiden teşekkür ediyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesini sundu. ABD, S-400 üzerinden net mesajlar verdi. S-300 NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır, kullanabilecektir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sunumunda F-35 sorunu çözülmediği takdirde Türkiye'nin atacağı adımlara işaret etti. ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, bizler içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup şu anda da bakanlığımızdan bir heyet Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. ABD, PKK-YPG'ye verdiği destek üzerinden de tepki gösterdi Hulusi Akar. Terörist, teröristtir. Bu kapsamda başta ABD olmak üzere yabancı muhataplarımıza PKK'nın eşittir YPG olduğunu her seviyede dile getiriyor, anlatıyoruz ve teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini de ısrarla kendilerinden talep ediyoruz. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Eylül'de bir görüşme yaptığını hatırlattı. Görüşmenin Suriye'de sahaya yansımasına dikkat çekti. Görüşmeden sonra taciz ve saldırılarda bir azalma meydana gelmiştir. Bu çerçevede Suriye konusunda Rusya ile sahada ve masada temas ve koordinasyonumuz devam etmektedir. Akar, 15 Temmuz Amerikancı FETÖ'cü darbe girişiminden sonra yapılan harekatlarla terörle mücadelede gelinen son durumu paylaştı. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32.901. Bu yılın başından itibaren ise 2.426 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hulusi Akar, Afganistan'daki Kabil Havalimanı'na ilişkin son durumu da aktardı. Tüm Afgan halkı için önemli olan Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine yönelik çalışmalara Katar ile birlikte devam etmekteyiz.